Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tadın testini yapacağım tütün ballının okey aroması arkadaşlar. İçeriği kavun, sakız ve nane. Birazdan tütüne geçeceğim tadım testi yaparken. Tadım testine geçmeden önce elimde şöyle Kefo'nun M27 paslanmaz çelik elektrikli ocağından var arkadaşlar. 4 ay önceki videomda ben bundan kısaca bahsetmiştim. O ocak bu ocak arkadaşlar. Şöyle ocağı da göstereyim. Ocak dediğim gibi çelik. Termostatı var. Güç ayarlanabilir sistemi var. Gayet güzel bir ocak. Cuma günü geldi bu ocak bana. 2 gündür deniyorum. Ve hani 3. seviyede deniyorum. Kömürler 7 dakika içinde gayet güzel bir şekilde kızarıyor. Güzel bir şekilde oluyor. Onun haricinde şurada kullanma kılavuzu ve uyarıları var arkadaşlar. İşte birinci seviyede yakarsanız 15 dakika içinde oluyor. İkinci seviyede yakarsanız 10 dakika içinde oluyor. Üçüncü seviyede 7 dakika içinde oluyor diye yazmışlar. Doğru. Ben 3. seviyede kullanıyorum. 7 dakika içinde oldu. Ocak güzel bir ocak. Ocağı alırsanız yakmadan önce dışındaki jelatini sökün arkadaşlar. Sökün ve öyle kullanın. Bir de benim bu ocakta en çok sevdiğim olay şu içindeki telin, yani demirin hani çok güzel makineye oturtulmuş olması çok hoşuma gitti. Bu içindeki de çıkıyor ama nasıl çıkıyor? Böyle elle falan bayağı zorlayınca hani öyle kolay kolay çıkmıyor. Hani o bile güzel simetrik bir şekilde oturtulmuş bir şekilde gayet güzel hoşuma gitti açıkçası. Ocağın topraklaması da mevcut. O da ayrı bir şekilde güzel bence. Fiyatı da sitesinde var arkadaşlar ocak şu anda. Hani sitesine girip oradan bakabilirsiniz fiyatına da. Ocak hani şöyle dışarıdan zaten bir albenisi var ocağın. Gayet güzel bir ocak. 2 gündür kullanıyorum. 3. seviyede kullanıyorum ve 7 dakika içinde oluyor. Hani şu demir gayet güzel bir şekilde oturtulmuş yani. Hani öyle öbürleri gibi, başka makineler gibi hemen çıkmıyor. Yani çok güzel aslında. Ve bu demirle kullanmamız hem ocak açısından hem bizler açısından çok çok daha iyi. Niye bizler açısından iyi? Bugün olmuş bir rezidans 50 TL zaten. Onun için bu demirle kullanırsanız çok daha iyi olur. Bakalım başka bir şeyler yazıyor mu? Yüksek verimlilik, hızlı yanma diyor. Güç kontrolü, evet. Yani ocak güzel bir ocak. Paslanmaz çelik M27. 4 ay önceki videomdan bahsetmiştim. Hani kısa bir şey olarak bahsetmiştim. Ve o ocak bu ocak arkadaşlar. Şimdi tütüne gelelim. Tütün dediğim gibi ballının okey arkadaşlar. İçinde kavun, sakız, nane var. Tütünün rengi sarı. Onu göstereyim. Şöyle. Tütünün rengi sarı. Kokusu da ben biraz sakız baskın olur diye tahmin etmiştim ama kokusu şu an hani orantılı bir şekilde geliyor. Hani nanenin de kokusunu alıyorsunuz. Kavunun da sakızın da, yani üçü de gayet orantılı bir şekilde geliyor. Şimdi tütünün tadına bakalım. Nargile de aynı şekilde Kefo'nun nargilesi arkadaşlar. Bunu da ilk çıktığı zamanlarda almıştım ben. Ve memnunum.
Tütün birazcık fazla beklemiş. Hemen açıldı ve nanesinde hemen hissettirdi. Zaten delikli büllü. Nanesini hemen gayet güzel bir şekilde hissettirdi. Hatta bir tane kömür indireyim ben, öyle devam edelim. Şu an nane ağırlıklı arkadaşlar. Nane ağırlıklı gidiyor. Ocağın burada garanti belgesi de var. Ocakta benim en sevdiğim yanı bu ayarlanabilir olması çok güzel. Çünkü ben bazen markete gidiyorum. Markete gitmeden önce kömürleri atıyorum. Hani ben gelene kadar yavaş yavaş olur diye tahmin ediyorum. Ama maalesef kömürler çok ufak kalıyor. Burada işte ayarlıyorsunuz. Kaçıncı seviyeydi o? Birinci seviyeydi. Birinci seviyeydi galiba. Bakalım bir daha. Evet, birinci seviyede 15 dakikada yapıyor. Yani işiniz varsa birinci seviyeyi ayarlıyorsunuz ocağa. 15 dakika unutuyorsunuz kömürlerinizi. Yavaş yavaş yapıyor. Bir de topraklama olması da ayrıyetten güzel bir şey tabii. Tütün şu an nane ve sakız ağırlıklı gidiyor. Alttan birazcık kavun tadı geliyor. Kavun tadı geliyor ama hani böyle bildiğimiz o eski kavun tadı gelmiyor. Daha şu an tabii yeni yeni daha tat geliyor. Onun için hani erken konuşmak da doğru olmaz açıkçası. Tütün nane ve sakız ağırlıklı. Nanenin birazdan gideceğini tahmin ediyorum. Bu nane biraz da benim yüzümden böyle çok gelmeye başladı. Çünkü videoya başlarken hem beklettim hem de delikli olmasından dolayı birazcık daha nane fazla vuruyor. Kokuları eşit geliyordu ama kokuları hani üçünün kokusunu da gayet net bir şekilde hani o nanenin kokusunu bile yani hissedebiliyorsunuz içinde.
Tütünün rengi sarı zaten. Ben onun 250 gramlığını işte alacaktım. O zaman alamadım. İşte 50 gramlığını bulunca 50 gramlığını aldık. Geçen gün aldım zaten, daha yeni. Ve sizin karşınızda hem dedim ballı okey içeyim, hem de Kefon'un ocağını göstereyim dedim. Dumanı gayet güzel, tatminkar yani. Kavun çok alttan kendisini hissettiriyor. Ama tabii şu anki kavunlara göre normal bir kavunu var. Ama eski işte bu Bahreyn kavunlardan ararsanız, yani tat olarak öyle bir tadı yok. Ama şu an için tütün orantılı bir şekilde, yani alttan da olsa kavun tadı gelmiş oluyor. Bir videoyu durdurup öyle mi devam etsem acaba diyorum. Sonra da şimdi bende kesme programı olmadığı için bazen de videoyu unutuyorum. Video yarım kalıyor. Onun için bir daha hani videoyu da toparlayamıyorum. Böyle doğaçlama bir şekilde gidiyorum. Zaten ben 5 senedir hani bu şekilde devam ediyorum. Amatörce, böyle hani kendi dilimin döndüğünce, kendi damak zevkime hitap eden şeyleri söylüyorum. Mesela ben kavun alttan geldi diyorum. Ama sen alır içersin, kavun daha baskın geliyor dersin. Ona bir şey diyemem. Bu benim kendi hissiyatımdır yani. Bazen oluyor çünkü. Adam alıyor tütünü, sonra bizi sövüyor DM'den. Bu benim kendi damak zevkim. Hani ben zaman geçirmek için video çekiyorum. Zaman geçsin işte bir hobi olarak. Hobi olarak işte bir kuş besliyoruz. Ondan sonra da işte YouTube'a video atıyorum. Hani iki tane hobim var. Nargile de ayrı bir zevkim tabii. Nargilenin de zaten tahliyesi falan mükemmel. Dediğim gibi ilk çıktığı zaman almıştım ben bunu. Yani pişman mıyım? Açıkçası pişman değilim. Gayet güzel bir nargile takımı. İçimi falan da gayet rahat bir şekilde. Genellikle zaten ben EDS'nin boss takımını kullanıyorum. Onda da üzüm nane içtiğim için genellikle onu kullanıyorum. Geri kalanlarda
İşte Kefo'nun Armadillo takımını kullanıyorum. Ve memnunum. Tabi diğer takımlar da var. Onları da ara ara kullanıyorum. Mesela Metsan Nargile'nin midücü de güzel. Onu da ben ilk çıktığı zamanlar almıştım. Şimdi bakıyorum resimlerinden. Şimdi daha bir güzel duruyor. Tabi fiyatı da daha bir güzel olmuş. Ama yani nargile güzel. Kefon üçgen takımı da var. Onu çok nadir böyle ara sıra kullanıyorum. Çünkü niye ara sıra kullanıyorum? Elimdeki takımlar zaten şu anlık hani yetiyor bana. Hani onu da bir misafir geldiği zaman, işte kalabalık ortamı oluştuğu zaman hemen çıkartıyorum. Yoksa onun da içimi falan da güzel yani. Normalde nargileyi ben böyle hızlı içmem. Zaten çoğu videoda görürsünüz. Şimdi ben niye birazcık hızlı içiyorum? Birazcık da kavunun aslında gelmesini bekliyorum. Ondan dolayı biraz hızlı içiyorum. Nane şu an zaten o ilk başlardaki keskinliğini yitirdi. Şu an sakız ağırlıklı gidiyor. Ama nane hani serinliği boğaza yapıştığı için nane ve sakız ağırlıklı diyelim. Hadi öyle diyelim. Öyle gidiyor şu anda. Şöyle diyeyim. Hani 250 gram almayın. Ama bir 50 gram alın, tadına bakın. Ondan sonra 250 gram alırsınız. Size daha iyi bir fikir verir. Ben 250 gram alacaktım. Ben niye 250 gram alacaktım? Çünkü ben sakızı da seviyorum. Nane de var. Aa dedim kavun da var. Alırım diye düşünmüştüm. Hani ben sevdiğim için alacaktım. Ama alamadım. 50 gramını buldum. Görsem bir daha alır mıyım? Yani bir kafa daha var. O bir kafada bir kafayı daha içerim ben. Büyük ihtimal. Yani değişik güzel bir aroma. Görsem bir daha alır mıyım? Alırım diye tahmin ediyorum açıkçası. Şöyle ballı. Okey. Kavun da geliyor. Ama çok şekerli bir kavun geliyor.
Yani kısacası denenir ya. Yani denenir. Hani çok kötü bir tat yok. Yani denemek için alabilirsiniz. Görsem ben bir de alır mıyım? Dedim tabii alırım. Yani ben hani benim damak zevkime nane de var, sakız da var. Ben öyle aromaları sevdiğim için hani hoşuma gidiyor benim. Ama dediğim gibi hani böyle nanedir, sakızdır aromaları sevmiyorsunuz. Sırf içinde kavun var diye alırsanız büyük bir yanılgıya düşersiniz açıkçası. Tütünü şöyle yorumlayayım. Nane ağırlıklı. Nane bitiyor biraz zaman sonra. Yani kendini azaltıyor. Ondan sonra sakız, kavun ağırlıklı geliyor. Ama kavun böyle şekerli bir kavun. Hani böyle çok sevilecek bir kavun değil açıkçası. Ama sakızla beraber hani yani sakızın tadı kavunu eşitliyor. Daha iyi oluyor. Videoyu da fazla uzatmayalım. Zaten anlatacaklarımı anlattım. Dediğim gibi işte ocağı gösterdim arkadaşlar. Ocak gerçekten güzel bir ocak. Yani tercih edebilirsiniz. Kulpu da çıkıyor tabii. Kutuda kulpu da var. Ben kulpunu takmadım. Ben genelde hani kulp pek kullanmıyorum. Çünkü ben sabit bir yerde yakıyorum ve cezve yardımıyla veya maşayla direkt közlüğün üstüne koyuyorum. Çünkü sıcak sıcak taşınmasını ben sevmiyorum açıkçası. Ondan dolayı ben kulpunu takmadım. Kulpunu da takabilirsiniz. Şu dediğim gibi metal olayını çok güzel sabitlemişler. Yani çok güzel. Yani Avrupa standartlarına da uyuyor zaten. CE belgeli. Şurada da yazıyor zaten CE belgeli. Dört ay önceki videoma bakabilirsiniz işte. Dediğim gibi bir sohbet videosu yapmıştım orada da. Bu ocaktan kısa şöyle bir dakika kadar falan bahsetmiştim. Yeni bir ocak çıkacak diye. Ve o ocak bu ocak arkadaşlar. Ve videoyu da kapatalım. Çok fazla uzun oldu yine. Bir de bunun yüklemesi var. Hani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendi damak zevkimce, amatörce yine hani yorumladım. Onun için dediğim gibi sırf kavunu seviyorum, bunun içinde kavun var diye alıyorsanız almayın. Nane ve sakız da sevmeniz lazım ki sonra bana DM'den yani sövmeyin. Onun için kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
bir sonraki videolarda Allah nasip ederse yaşarsak tekrardan videomuzu çekeriz. Hoşça kalın arkadaşlar.